Cümleten selamünaleyküm. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımız yavaş yavaş 1000, 2000, 3000 izlenmeye başladı ama ne yazık ki takipçilerimiz yavaş yavaş artıyor. Şimdi 1000 aboneye özel 2 adet 400 keş çekilişimiz olacak. Bilginiz olsun. Hemen geçelim videomuza. Arkadaşlar şimdi saat 17'ye geliyor. Yani saat 5. 5'te bir falan kuramız var. 10 dakika var. Parti bulabilirsem partiyle falan koordineceğim. Parti bulamasam da solo bir fero denemesi olacak. Hadi geçelim hep beraber falan korumuza. Gördüğünüz gibi Felancor'dan payımızı aldık. 70'im para düştü. Partideki arkadaşların eline koluna sağlık. Kendim Discord'taydım. Vallahi çok öldük, yattık, kalktık, bir şeyler oldu. Ama şansa Felon'un drop'unu almaya başardık. Üstümüze 1M para vardı. 70'im de böyle geldi. Şimdi bunlar çıkmıştı Felancor'dan. Bunların gittim D2'de pazarına baktım. Bunu 7M'den mi 6M'den mi ne alıyorlar? Bunu da aynı şekilde para etmez dediler ama işte 7'ye sallarsam belki 2M, 3M, 5M artık neyse onu alırlar dediler. Partideki arkadaşlar da dedi ki sen bize 10 de attın. Zaten 7 kişi bölüşmüştük. Onu da presin üstüne at, bitti git dediler. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. İftara kadar şöyle eğer evil wizardlarda farm atabilirsem oraya geçeceğim. Orada atamazsam artık ağaç, goblin artık neyse size ara ara açar. Bilgi vereceğim. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşın görevi varmış, dedi ki çıkan itemleri sana veririm. Tamam dedim. Bir tane SC basayım dedim. Bir 20 dakika 25 dakikadan beri dönüyorum. Şöyle Priest'e de hemen Trades'ini atalım. Bir adet Triel aldık. Çok güzel oldu. Harika oldu diyelim. Bunu da şöyle ekleyelim. Arkadaşın görevi bitince büyük ihtimalle bırakacağım. Arkadaşlar şimdi biraz sonra Golem'e gittim. Orada darlıyorlar. Ağaçlara gittim. Orada darlıyorlar. Alfa gidiyorum, parti bekliyor. Yani CZ şu anda zebellah mı diyorlar, ne diyorlar, aynı öyle. Ama ben gene yılanladım mılanladım, 5 tane TS kastım Rons'tan sonra, Trial'dan sonra, özür dilerim. Üstüne bir tane atak SC kastım, 2 tane de şöyle MS ayarladım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım, savaş var, savaşa daha var ama ne yazık ki oruçlu olduğum için biraz zor geçiyor. En azından savaşa kadar biraz mola vereceğim. Büyük ihtimalle bakın şurası bile 1M yaptı. Çok kısa bir sürede 72M gibi bir paraya ulaştık. Bu gayet güzel. Şimdi savaşa kadar büyük ihtimalle AFK kalacağım. Savaşa girer miyim bilmiyorum. Girersem bilgisini veririm. Girmesek de Esland'da ikinci bilgisayarımızda zaten yanımızda herhangi bir slot buluruz. Ona göre farmımıza devam ederiz. Normalde farmı salmıştık. Bir arkadaşla dedik şöyle bir gidelim. Ağaç slotları belki iftara yakın boş olur demiştik. Bir arkadaşla kastık, onun videosunu çekemedim. Zaten bir tane bu salabildik. Çok darlanmıştık. Şimdi 15 dakika falan var. Parça parça oldu ama video yapacak bir şey yok. En azından göstermiş olayım. Ağaç farmından şöyle gördüğünüz üzere 2 adet buz kasabildik. Bayağı bir kestik aslında ama ne yazık ki yani droplar istediğimiz gibi değil. 2 tane de MD aldık. Onları da şöyle webcam'e koydum. Totalde paramız 73M. 800k yaptı. 3 tane MS'miz var. Bir yan çarımla bir de kendi çarımla bir NP kıralım. Belki şansımız yaver gider de Light Elemental son atar. Bu sıralar gerçekten şu anda bildiğim kadarıyla 30M gibi bir para yapıyor. Şu anda presimle kırdım. Pozisyon Elemental attı. Hatta şöyle trade atalım. Onu da hemen üstümüze alalım. Gördüğünüz gibi bir tane pozisyon attı. En azından Ibex falan atmasını bekliyordum. Şimdi bir de kendi kendimizle kıralım. Şu an bir görevi kabul etti gibi bir şey oluyor. Hop. Krisis. Tamam, NP'mizi kırdık. Şimdi bir slot bakacağım. Slot bulabilirsem orada video açarım. Bulamazsam da günün CR'sinde görüşürüz arkadaşlar. Şu anda savaşı kaybetmişiz. Savaşa girecektim normalde. Savaşta bir video çekmeyi düşünüyordum ama ne yazık ki dediğim gibi savaşı kaybettik. O yüzden ben de CZ'de yani hiçbir yer D2'ye girip Priest'siz oynamaktansa dedim ki geleyim şurada AF slotunu böyle TSM'e basayım. P
Presimi de ayarlayayım. Şöyle nasıl kestiğimi de size göstereyim. Gayet güzel. Hatta şuradan iki tane atak seyeceği aldım. Şöyle basayım. Dedim yarım saat yarım saat şöyle döner. Size de hem güzel bir içerik olur. Bakalım droplar nasıl. Ben genelde savaş saati veya diğer saatlerde dropların çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama bakalım hep beraber göreceğiz. Ben şimdi burada bir müddet kadar yani şöyle bir saat kadar farm atacağım. Onun haricinde hoşumuza giderse konuşamadım da. Hoşumuza giderse devamını getiririz. Ben şimdi bir yarım saat vurayım. Yarım saatin sonunda size neler attığını bilgisine geçerim. Şöyle ilk yarım saat bitiyor. Son 10 saniye kaldı seyeceğimizin. Çöplerimiz burada. 5 adet çöp attı. Presin üstlerinden de aldım. Aynı şekilde de 2 adet buz attı. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ağaçtan daha güzel attı. Onu söyleyeyim yani. Çünkü deminden abartısız yani 40 dakika falan hiç darlanmadan ağaç döndük ve birer tane buz alabildik. Çok saçmaydı. Vallahi bu slot birazcık daha iyi geldi bana. Burası atınca da güzel atıyor. Biliyorum yani böyle bir saatte 3, 4, 5 tane bile attığı oluyor. Şimdi ben şu ikinci kağıdımı da bastım. Şu anda iyi gidiyoruz. KS falan yok. Görevci arkadaşlar da geliyor. Yazıyorum arka tarafta parti kuruluyor genelde. O tarafa gidiyorlar. Kimse gelip de böyle küfür etmiyor. Gerekli güzelce konuşup anlattığın zaman herkes zaten gerekli saygıyı gösteriyor. Bunu da hatırlatayım dedim. Şöyle 30 dakika daha vuralım. Bakalım neler alacak. Hep beraber izleyelim. Şöyle 1 dakikası kala taunt attım. Sıkıldım artık. 2 boost'a kaldık maalesef. Hiç MS falan hiçbir şey atmadı. Preston üstüne de aynı. Üstündeki görev itemlerini de aldım. Şöyle şunları da alalım. Bakalım nakitten ne gelecek. Çöplerden gene 1M kadar gelir diye düşünüyorum. Şöyle bunları da sizinle beraber bir satalım. Ha gayret 1M. Şunları da satınca galiba 1M'i bulacağız. Aynen. Tam 1M oldu. Şimdi bunları da sattık. Şöyle bir şey yapacağım. CZ'nin açılmasına, savaşın bitmesine bir yarım saat falan var. Bir D2'ye geçeceğim. Şurada iki tane MD var. Yanına şunları da satalım hatta. Bir veya iki tane veya iki üç tane şöyle ufak bir şansımızı denemelik. Tabi upgrade'in uzak duruyoruz ama ufak ufak şansımızı deneyelim istiyorum. Bir gideyim D2'de bir iki parça bir şeyler alayım. Onları da bir ufaktan bir şans oyunu deneyelim. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Bu arada Kamaniçe ve Teoman takipçimizmiş. Onlara da buradan çok selam olsun. Çok teşekkür ederim. Üstümde 2 adet MD vardı. Gittim 4 tane de 1M200K'dan 4 tane de Weapon Breaker çektim. Hepsini artı 3 yaptım. Şöyle sıradan atmak istiyorum. Her seferinde her videomda diyorum ki arkadaşlar upgrade'e bulaşmayın. Upgrade yapmayalım. Ama bu ufak upgrade'lerden bir şey olmaz. Neden olmaz? Şimdi bir okçu oynayanlar bilir. Ben genelde Int Prince'i oynadığım için İlk Prince'den biliyorum. Hiç manacağım potu gitmezdi. Ama bir okçuyla Drake'ye girdiğiniz zaman en kötü bir tane atması lazım ki 3 Drake'de vurduğu manayı can potunu çıkartması lazım. Şu anda da Destan'da yani GB'nin yüksek olduğu için 1M200K'dan satılıyor. Yani bu da pot parasına tekabül ediyor. Ama bundan önce tabi birkaç ay önce 1600, 1700, 2'den satıldığı günleri biliyorum. O yüzden de böyle bir şey denemek istedim. Artı 7'leri yanlış görmediysem artı 7 Weapon Breaker'lar 11.900'e 12'ye falan var. MD'lerinde 11.750'ye mi 11.250'ye mi ne bir buyu var. Dedim en azından bu ufak upgrade'lere yani yapılabilir. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane MD'den veya Weapon Breaker'dan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Benim kendi fikrim bu. Bunu da denemekten de pek bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Ama durmasını bilirsen. Yani durmazsan abi hani bugün çok kısa bir sürede 75-80'e kadar çıktık. Belki de şu anda boostlarla falan daha fazla bilmiyorum. İçinden şu anda 75M'imiz vardı. Yani 6-7M, 8M hadi tutup bilemediniz 10M'lik bir upgrade yapmış olduk. Şöyle 4 tane kaç tane almıştık? 2-4 6 taneden gayet güzel 4 tanesi artı 5 oldu. Bir tane atalım bakalım artı 6'mız var mı? Tamam ilk artı 6 çok güzel. Şöyle bir tane sağ alt köşede hemen atacağım abi. Hiç bekleme yapmayacağım. Verirse güzel olur. Tamam kötü. Vermedi. Bunu ne yapalım abi? Bunu dördüncü slotta bir tane pireye atıp eğer bunların üçü geçerse Weapon Breaker'ları artı 7'ye atacağım. Zaten bir tanesi artı 7 olduğu takdirde diyorum bizim paramız çıkar. Şansımızı denemiş oluruz. Tamam geçtin. Şimdi bunun da geçmesi lazım ki 7'yi atalım. Belki
Geçen bir tane videomda yani bir günde 2 günde girdiğim VIP'in breaker'lardan 4 tane veya 5 tanesini üst üste artı 7'ye basmıştım. Yani yarım GB para çıkmıştı. Geçeceği varsa abi her türlü geçiyor. Şöyle ilk slotta bir tane preview evden sonra atalım abi artı 6'mıza. Geçerse tersten bu sefer artı 7'ye sallarız. 3, 2, 1, enter dedik attık. Ya geçmezse üstüne gitmenin bir anlamı yok. Tamam. Şu an yapmam gereken burası 4 eme buyları var. 4,5 eme 9 yapar. Bu da galiba 3, 3,5 ya da bunun buyu var diye biliyorum. Yani 12, 13 eme. Şu anda paramı çıkarttım. Aynı paradayız. Ama benim amacım birazcık daha katlayabilmek. Hem de şansımı kontrol edeyim. Yani şansımı denemek istiyorum bunda. Şöyle sağ ikinci köşede ne diyorum ya, ikinci slotta. İkinci slotta şöyle bir tane daha preview atacağım. Vallahi bunu verirse diğerlerini atmalık bir durum yok. Bunu vermezse tabi sıradan basacağız. Yanarsa da canımız sağ olsun. Dediğim gibi ufak ufak upgrade'lerden yani güzel paralar çıkartabiliriz. Şöyle 3, 2, 1 ve enter tuşuyla bunu atalım. Verirse harika olur ya. Tamam, yandı. Bu geçerse yine aynı şekilde MD ile atacağım. Bana kârı ne olur? 2M, 3M olur. Bir tanesi geçmesi takdirinde gene 1M, 2M kârım var. Neden ikisi geçmeyesin? Değil mi? Niye geçmesin? Geçsin abi. Geçsin ki bizi mutlu etsin. Şöyle direkt tık tık atmak istiyorum abi. Attım gitti ya. Hiç beklemeyeceğim bile. Ver bize artı 7'mizi. Tamam, sen de yandın. Bu geçmesi lazım. Geçsin. Geçer mi geçmez mi? Geçer mi geçmez mi? Geçer mi geçmez mi diyoruz. Şöyle 3. slotta bir adet preview'den sonra bunu artı 7'ye atıyorum ve yürüyorum. Geçti. Tamam. Şöyle hemen hiç bekletmeden PM falan gelir mi? Evet, sağ altta artı 7 şartımız hayırlı olsun. Ne artı 7 şartı ya? Artı 7 MD'miz hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bakın şurada hemen bir arkadaş da artı 7 hemen buydan alıyor diye biliyorum. Burada 11M 250K'dan şöyle hemen atalım. Şu anda ben 75M parayla geldim. Yine aynı paramı çıktım yani, hatta 2M bir kar ettim. Bunun üstüne gitmeli miyim? 7M'lik bir daha, yani 7M'lik oynamak istiyorum. Yani bir 3 tane daha Weapon Breaker alıp şansımı denemek istiyorum. Hadi hep beraber 1 lira katalım. Tekrar şansımızı deneyelim. Evet, yine 1M 200K'dan 5 adet Weapon Breaker topladım. Yani şu an burası yanarsa benim bu işten zararım 5'im zararım olacak abi. Onun haricinde başka hiçbir zararım yok. Şöyle hepsi artı 3. Şöyle sıradan artı 6 yatalım. Tabii ki gene artı 7'ye deneyeceğim. Geçerse 5'im. Geçmezse dediğim gibi 5M zararım olacak. Onun da bilgisini vereyim. Sonra en sonunda MS'lerimize girer. Videomuzu burada sonlandırırız diye düşünüyorum. Şu anda bu arada konuşurken de gayet iyi ilerliyoruz. Şunu da artı 6'ya atmamız yok mu abi? Geçiverse süper olur. Abi şu anda ben bunları bu yatsam 4, 8, 12 ne yapar abi bu bana? Ben şöyle yapacağım. Videoyu zararda kapatmak istemiyorum. Bunun bir tanesini bırakacağım. Bunların ikisini atalım abi. Bu geçerse dururum. Bu yanarsa bunu da atarım. Bunu atmam ki en azından hiç upgrade yapmamış gibi en azından bir şansım olmuş olur. Sizce bu dediklerime inanıyorsunuz mu? Mesela yani der. Şöyle abi sıradan. Niye bu sağdan atıyorum ki? Soldan geldik abi. Şu soldan ikinci slotta bir tane preview atıp böyle ne kıvırıp vuruyorsam abi. Şöyle 3'ten geriye sayalım huzurlarınızla. 3, 2, 1 ve enter diyelim. Ver bize bu artı 7'yi de dayı. Güzel bir kar edelim be. Bak. Bak. Hele minnoş minnoş minnoş. Sen benim olsan. Şimdi dayı. Bunun 12 eme boyu var. Burası ne yaptı? 81 eme çıktı mı? Ben şimdi bunu da atarım artı 7'ye. Yanarsa diğerine basmam. 5M de bu 85. Oh, 10M karımı yapmış olurum. Ha, bu geçerse onu atar mıyız? Bilmiyorum, şöyle ellerimi okşuyorum ama atar mıyız? Hiçbir fikrim yok. Ama ben bu videodan yani burada şansımı denedim abi. Benim her türlü 6-7M karım var. Bundan yana sıkıntımız yok.
Şöyle bunu 2 değil 4. slotta atacağım. Şöyle 4. slotta bir tane preview evden sonra şöyle geri sayalım. Bunu 5'ten geriye saymak istiyorum. Nedenini bilmiyorum. Bunların bir amacı yok, bir totemi yok. Bir arkadaş bana dedi ki neden 3'ten geriye, neden 5'ten geriye sayıyorsun? Abi yok. Bir totemi yok böyle. Şansımız deniyoruz işte. 5 4 3 2 1 diyorum ve atıyorum artı 7'ye. Bu da geliyormuş mu? Ah ne güzel olur. Tamam yandı. Şimdi abi ben bunu basmak istemiyorum. Aslında bir gönlüm bas diyor. Ben bunu basmayacağım abi. Yok. Ben farmcı adamım. Çünkü burası 75 yapıyor şunla. Bu da 10 daha koysun. 12 daha koy. 87'im. Burası 87. Çok güzel oldu. Harika oldu. Kimse kimseyi yanlış anlamasın diye bir şey var. Güzel oldu yani. Şimdi şunları da bu arkadaşların yanına ekleyelim. Sonra gidelim. Şu 3 tane MSM'imize girelim ve videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. İkinci MSM'imizdeyiz. Bakalım ikinci MSM'imizden var mı drop'umuz? Şöyle bir sağ bir sol. Int bilmem ne necklace. Int itemi. Tamam. Bunu da kırarız. 1M 2M ne yapıyor bildiğim kadarıyla. En azından tozdan belki 3-4 tane alabiliriz. Geçelim 3. MS'mizi. Üçüncü ve son MS'miziz. Onu da şöyle keselim. Bakalım bundan da var mı bir drop'umuz diyelim ve şöyle flame'lik. Tamam. Bunları ben sordum. 299'dan 2750'den gider dediler. O yüzden bunları da şöyle farm serverimizin yanına ekleyelim. Şöyle tohumumuzu atalım. Bakalım neler kasmışız. Çok kısa bir sürede bugün günlerden pazartesi zaten hemen şu anda JR'ye girmeden videomu editlemeye başlayacağım. Zaten 70'im bildiğiniz gibi Falencor'un drop'undan almıştık. 12M burası yapıyor. Bunu 7M dediler. 5M'den saydım. Bunları 2.5'tan saydım. Trier'i 3.5'tan saydım. Yani totalde burası 100 ile 110M arası yapıyor arkadaşlar. Yani bu fiyatını hesapladığım zaman 110M para yapıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Bir Fellow ayrıyetten birazcık CZ'de ve birazcık da gördüğünüz gibi Eslat'ta ve şansımız denedik. Dediğim gibi ufak ufak upgrade'ler bizi bir yerlere getirebilir ama kolumuzu kaptırırsak hepsini alır ve bütün paramızı kaptırabiliriz. Bu videomuz da bu şekildeydi. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla, kendinize iyi bakın.